Peki. Şimdi şu konuya gelmek istiyorum. Hangisi? Başını belaya sokuyorsun zaman zaman. Mesela bu benim de çok sevdiğim, herkesin çok sevdiği Arda ve bir tarafta Berkay. Şimdi ben bu iki adamı da çok seviyorum. Ve öyle düşünüyorum ki eğer ki bu talihsiz olay olmasaydı, yani senin anlatımınla, bir gece bir mekanda bu yalan yanlış şey yaşanmasaydı, siz Arda'yla çok iyi dost olurdunuz. Benzer, çünkü bu toplumun çok sevdiği iki insansınız. Bana sorarsan ki tanışıyordunuz daha önce de. Yani şöyle söyleyeyim, bu tamamıyla yargıda olan bir konu. Biliyorum. Benim konuşmam yanlış olur, fakat bir şeye cevap vermediğinde insanların algısı tamamıyla o konuda haksız ya da bilgisiz olduğun anlamına geliyor. Benim bu konuyla alakalı konuşacağım bir zaman muhakkak gelecektir. Ve konuşacağım zaman da çok uzun bir süre yok yani. Bu önümüzdeki ay yine bir celsemiz var. Sanırım 19 Haziran'dı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Tabii ki hiç kimse böyle bir şey yaşamak istemez. Böyle bir olay olsun da istemez. Kimse sağlığından bu şekilde ödün vermek de istemez. Bu şekilde bir malzemeyle saatlerce, günlerce, aylarca konuşulmak da istemez. Ama bir şekilde olay buralara geliyor. Geldi. Dediğim gibi yani o gün, sen iyi biliyorsun, biz yani bir film galasından bir yere arkadaşlarımızla birlikte, eşlerimizle birlikte eğlenmeye gittiğimiz bir yerde bizi bulan bir talihsiz olay. Kesinlikle burada bırakalım. Buradan da şunu söylemek istiyorum. Yani toplum genelde çok sevdiği insanlara. Yani burada iki tane çok sevdiği herkes insan var. Herkes sevebilir. Burada birini çok seven vardır. Çok, başka birini seven aynen, de vardır. Çok sevdiği iki insan var. Birisi futbol camiasından, birisi müzik camiasından. Ve hakikaten iki aile sahibi, bıçkın ve sinirli çocuk var. Hakikaten. İki tane çok üretken, çok bıçkın ve iki sinirli çocuk var. Ve hepimiz, yani bırak magazini falan filan her şeyi, bütün bunların konuşulmasını, ama Türkiye'de magazin dışında, magazinde konuşanlar dışında gerçekten halkın ne düşündüğünü seslendirmeyen, sesi duyulmayan bir kesim de var. Onlar hakikaten bu iki adamı da çok seviyorlar. Bu iki adamın da ailesine çok saygı duyuyorlar. Aile oldukları için, bu toplumun bir parçası olmak için. Ve benim düşüncem herhalde bu güzel bir şekilde sonuçlanacak ve senin de gittikçe olgunlaşan, gittikçe nasıl söyleyeyim sana, kendi ailenin haklarını savunmakla beraber gittikçe burada daha fazla olgunluk göstereceğini düşünüyorum. Yani ben kendi adıma şunu net söyleyebilirim. Benim ilk gün olayı yaşadığımdaki anki duruşumla bugünkü duruşum arasında hiçbir fark yok. Ben mahkemede bunu rahat söylediğim için şu anda da dile getirebiliyorum. Bizim derken benim kendi ailemi kastediyorum. Şimdi bir olay yaşandı, benim burnum kırıldı. Ve benim yanımda eşim vardı. Keşke baş başa olsaydın. Şimdi bir şey söylemem lazım, bitmesi lazım. Doğru. Yani bir burada birçoğumuz, yani erkekler için konuşuyorum. Yanınızda eşiniz varken böyle bir olay yaşanmanın ne demek olduğunu herkes iyi anlayabiliyordur. Evet. Eşin yanındayken 4-5 adamın böyle bir olay gerçekleştirmeye çalışması, sonra bu olayı inkar etmesi, sonra olayın devamında hastanesi var, bilmem nesi var, o su var, bu su var, 50 tane şeyin olmasının üzerine biz sadece şunu söyledik. Ailemin adına, kendi ailem adına konuşuyorum biz derken, mahkemede de bunu söyledik. Ben o dönem 14 tane konserime gidemedim. Sözleşmeli birçok işim iptali oldu sağlık problemimden dolayı. Birçoğunu sen zaten biliyorsun. Biliyorum.
Ben dedim ki her şeyi ben silerim. Hiçbir şey problem değil. Hı. Yırtıp atarım. Hı. Yani hiçbir şey önemli değil. Bizim tek istediğimiz yapılan terbiyesizliğin kabul edilmesi, evet, ve özür dilenmesi. Sonra biz erkek erkeğe otururuz senle. Nasıl çözmemiz gerekiyorsa, aynen, iki delikanlı nasıl çözecekse o şekilde biz çözeriz, aynen, dedim. Tebrik ediyorum. Tebrik ama ediyorum. Buna, şey, buna bir cevap harbi gelmediği için harbi özür dilemeyi belki de doğru bulmadıkları için bilemem. O kendi tercihi. Bravo. Herkese saygı duyuyorum. Ben baştan itibaren benim birinci günüm de bu. Baştan itibaren tutumuna saygı duyuyorum. İlk günde buydu, son, evet, günde bu. Tutumuna günde saygı burada duyuyorum. Ama istediğin şey o sırada bence istediğin şey çok güç bir şeydi. Çünkü sen dedin ki biz erkek erkeğe çözeriz. Evet. Bu tamamen bu memleketin gelenek göreneğine çok uygun bir tutum. Biz sen erkek erkeğe yalnız başımıza bunu çözeriz. Biz bunu erkek erkeğe çözeriz ama sen özür dile. Kesinlikle. Şimdi dolayısıyla aslında karşı tarafı kadınlardan özür dilemek, eşinden özür dilemekle sorumlu tuttuğun için karşı tarafta bunu kabul etmesi anlamına geleceği için güçlük çekiyor. Aslında o zaman yargı süreci devam edecek, bakacağız. Aslında çözülebilecek bir durum. İşte ben çünkü zaten bu millet adalete size bayılıyor. Hayır, ben adaletin muhakkak tecelli edeceğini, evet, düşünüyorum ve hayatımda hiçbir şeyi hiçbir zaman gerçekten bunu söylüyorum. Hiçbir zaman şöyle avuçların içinde bulduğumu hatırlamıyorum. Hep bir yerlerde bulup kendi avucumun içine koyduğunu, yani ben böyle yaptım. Ben kendi hayatımla alakalı konuşuyorum. Bu şekilde yaptığım için bu olayla alakalı sonucu ne olursa olsun, yani ömrüm son bulsa dahi bu olaydan asla vazgeçeceğimi düşünmüyorum. Vazgeçmeyeceğimi de net biliyorum. Çünkü söz konusu olan burada benim bir ailem var yani. Ve ben ailemin haklarını sonuna kadar savunacağım. Ve ben ne yaşadığımı biliyorum. İşin komik olanı şu. İnsanlar ne yaşadı? Şimdi şu an siz benimle oturup konuşuyorsunuz. Bunu ne kadar inkar edebilirsiniz? Hı. Nereye kadar inkar edebilirsiniz? Hı. İnkar ettiğinizde artık ne hissedersiniz onu öyle düşünün. Ben ne yaşadığımı biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. Ondan sonra neler olduğunu biliyorum. Hı. Bana kimlerin geldiğini biliyorum, neler dendiğini biliyorum. Her şeyi bildiğim için şarkı söylemek benim hayatımda en sevdiğim şey. Şarkı söylemekten vazgeçebilirim. Ama bu olay istediğim şekilde sonuçlanmadığı sürece yani vazgeçmeyeceğim. Yani öldüğüm günde eğer bir evladım olursa ona da diyeceğim ki sen bu davayı bitirme, git arkasından. Yani benim için çünkü bizim aslında tek beklediğimiz şuydu. Mesela burada özür ya. Bir dakika. Burada senin duyarlılığını da çok iyi anlıyorum. Çünkü burada sen eşim söz konusu. Her evet, bravo. Kadınlara yapılmış, sadece eşin değil, kadınlara yapılmış bir saygısızlıktan söz ediyorsun. Kesinlikle. Ve bunun takipçisi. Sonuna kadar. Ve evet, bunun takipçisi olman zaten senin davana değer katıyor. Ben de şöyle düşünüyorum, yani aslında hepimiz arkadaş olabilecek, birbiriyle tatile çıkabilecek tiplerken niye aramızda bunlar geçsin? Çünkü biz aslında birbirimize benziyoruz, yani düşman bizim dışımızda, yani biz birbirimize yani düşman değiliz diye biz düşünüyorum. Biz zaten bu münakaşayı yaşadığım kişiyle zaten biz bir tanışıklığımız var, oturup yediğimiz içtiğimiz masalar var, eşlerimizle birlikte oturup yediğimiz içtiğimiz masalar var. Zaten bunların hepsi mahkemede sunuldu, insanlara söylendi. Ama akabinde karşıdaki ifadeler açık bir dava olduğu için, gizli olmadığı için rahatça konuşuyorum. Yani mesela tanımadığını dile getirdi. Öyle mi? İşte mesela burnum kırıldı ama burnumu kırılmadığını ya da bir arbede esnasında ben yapmadığımı getirdi. Yani 50 tane şey söylendi. Ben de dolayısıyla yine söylüyorum. Benim bu olayla alakalı herkes söyledi. Yok tazminat açıyor, yok bilmem ne yapıyor. Bunu seninle de konuştuk. Öyle. Birçok arkadaşım da siz de herkes de niye tazminat? Benim de tazminatla alakam yok.
Hiç öyle bir şey de düşünmedim. Öyle bir dava da açmadım. Düşünmüyorum da. Benim tek derdim, ilk gün neyse bugün de aynı. Yaptığı terbiyesizlikle alakalı bir özür dilenmesi gerekiyor. İki, biz kendisiyle erkek erkeğe oturup 10 dakika baş başa kaldığımızda, bu da bana çok hoş geliyor. Çözebiliriz. 10 dakika bana, yalnız biz kalalım. Bu bana nefis kendisiyle. Geliyor. Nefis geliyor. Bu düşünce bana nefis geliyor. Ama şu da benim ilgimi çekiyor. Mesela bir yandan bu kariyeri yaparken nasıl oluyor da bir yandan vücudunu geliştiriyorsun ve yani bu mesela ben biliyorsun ki kaç kere bir kere Türkiye'nin en seksi erkeği, bir kere de nasıl olduysa dünyanın en seksi erkeği seçildim ama bütün bunlar olurken mesela hiç vücudumu geliştirmeyi düşünmedim ve hakikaten aşırı derecede seksisin yani. Yok ya, adeleler, dövmeler, saç tıraşın, yani benim saçlarım sakalın. Böyle çünkü mevcut saç bu kadar yani. Hani yani bunu daha ne yapabileceğimi bilmiyorum. Herhalde imajını değiştirmeyen, tabiri caizse tek adam ya da birkaç kişi daha vardır. Soner de değiştiremez, ben de değiştiremem. Soner kim? Sarıkabadayı. O da ha. Yani Soner Sarıkabadayı'nın bir imajı var mı bilmiyorum. Var işte abi. Hep öyle aynı benim gibi evet, o da. Evet. Biz gür saçlılar olarak. Evet. Ama şöyle bir durum söz konusu. Spor şöyle, bunu net söylüyorum. Buradan herkese de cidden öneriyorum. Spor mu öneriyorsun? Kesinlikle abi. Bakın. Yani bunu yapın ya. Yani bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra. Yani sen hiç yapmıyorsun ama. Kesinlikle yapmıyorum ve kesinlikle kesinlikle sağlığa zararlı. Yani birkaç kere çok tatlı bir dostum var. Tolga Han diye. Türkiye'nin medarı, iftarı. Hatta şimdi Türk tekstilini, Türk terziliğini, Türk modasını dünyaya tanıtmak üzere bir adam, Tolga Han. Ve Milano'da şimdi bir butik açacak. Çünkü Milano'da da çok şey yapıyor, takdir görüyor. Ve Tolga Han sürekli bana der ki, gel senin şu vücudunu geliştirelim. Ben de ona hep diyorum ki, ben 50 yaşın üstünde bir adam olarak, bu saatten sonra nesini geliştireceğiz? Yani ne olabilir? Mesela ben bir seks objesine mi dönüşeceğim? Ve yani bu dönüşsem... saatten sonra bence de yani... Yani bu saat... yani ben de ona diyorum ki ya, bu saatten sonra yani neye dönüşmemi istiyorsun? Ha, o da diyor ki işte biraz diyor ondan sonra biraz şunlar olsun, işte biraz bunlar falan, göbeği eritelim falan. Ve biz onunla beraber ben ötüyorum şu an. İkimiz de ötebiliriz. Evet. Ondan sonra bir spor salonuna gittik ve ben spor salonunda bir anda bir farklı bir oryantasyonda davranmaya başladım. Çünkü o Tolga Han çok adeleli. Ondan sonra her şeyi indirip kaldırabiliyor falan. Ben şişman göbekli bir adam falan. Evet. Herkes bana bakıyor. Bir de televizyondan hatırladığı kadarıyla. Ve ben sürekli işte Tolga Han'a hocam ben ne zaman meşhur olacağım hocam filan şeklinde. Yani dalga geçmekten başka bir şey. Sen gidiyor musun spor salonuna? Ben... Haftada 4 gün kesinlikle spor yapıyorum. Yani ya bu dünyanın başka bir şehirde de olsa ya, hayır. Korkunç bir şey değil mi? Abi gerçekten bir şey söyleyeceğim. Bunu gerçekten alışana kadar o kadar ızdırap ki. Yani sabah kalkıp oraya gitmek ya da akşam üzeri o kadar yoğunluktan sonra gidip orada koşmak, ağırlık kaldırmak o kadar eziyet ve o kadar çekilmez bir şey ki. Ama ne için yapıyorsun? Alıştıktan sonra anlatıyorum. Alıştıktan sonra inanılmaz. Mesela ben terlediğim zaman korkunç mutlu olan bir adamım. Ben seviştiğim zaman mutlu oluyorum. O da güzel yani. O da güzel. Niçin yani şunu anlamıyorum. Yani bir spor salonunda bir takım tüylü adamlarla niçin beraberce bir takım ağırlıkları indirip kaldırmak zorunda olduğumu anlamıyorum. Yani onun yerine
güzel hanımlarla nezih ortamlarda nasılsınız, bonjour, hoş geldiniz filan gibi vakit geçirir. Niçin bunları yapmıyorsun? Evlisin diye yapmıyorsun değil mi? Yani ben şöyle söyleyeyim, net olarak söyleyeyim. Spor benim için yani herhalde uzun bir süre daha vazgeçemeyeceğim bir şey. Ama bir yerde muhakkak vazgeçeceğim ve senden daha fena olacağımı garanti ediyorum. Benle beraber yaşlanacaksın. Benle beraberce öleceğiz inşallah. Ben önce ölmeye hazırım ama bu Hülya Avşar gibi konuşmaları kaldıramıyorum hakikaten. Yani hakikaten bir yerden sonra Hülya Avşar gibi konuşmaya başlıyorsun. Peki 90'lar albümü çıkacak. Evet, 80'ler 90'lar. 80'ler 90'lar. Bunu bana dinlettin. Evet. Ve zorla dinlettin. burada kabare gecelerinde ben esir aldım. Esir aldı. Ben yorgun argın işte ya bir oyun bitmişti ya başka ben bir şeydi falan. Ben anlatayım onu. Ondan burada sonra prova yapıyorlardı. Gelip böyle kulağıma yani abi gel falan böyle kulağıma dinletti ve benim hakikaten gelen albüm hakikaten pop müzik piyasasını, varsa hala bir pop müzik piyasası, bunu sarsabilecek bir albüm geliyor. Gerek düzenlemeler açısından, gerek şarkıların okumaları açısından inanılmaz bir albüm geliyor. Fakat eyvallah abi. Fakat problem şu çocuklar. Berkay'ı durdurmak mümkün değil. Yani Berkay'a şunu söylemek mümkün değil. O size şarkılarını dinletirken ya bir dakika birader, benim de bir hayatım var. Şu anda prova yapıyorum. Yani biz birazdan burada bir oyun çıkaracağız. Abi bunu dinledin mi? Ya, ve hakikaten çok güç. Fakat sendeki ego olabilir. Sendeki sinir, sendeki yaşama tutkusu kimsede yok. Gördüğüm şey bu. Yani şöyle, onu şöyle değerlendiriyorum. Mesela bana sorduğunuzda neyi çok sevmiyorsun kendin desen, ben çabuk sinirlenen bir adamım. Hı-hı. Ama o sinirlenen adamın yanında da bir saat sonra iddia ediyorum benden daha tatlı ve şeker bir adam olamaz. Yani çabuk sinirlenen ama kendi sinirlenmesini de fark edebilecek, onu dizginleyebilecek, onu bir şekilde kontrol edebilecek bir yapıya sahibim. Ama daha önemlisi, senin dediğin gibi ben kendi özümde anatema, yani birinci kural, ben önce iyi bir adam olmak zorundayım. Hı hı. Ya hep bunu feyiz alıyorum yani kendime, her türlü konuda, müzik yaparken, birisiyle tartışırken, bir kazanç sağlarken, her konuda önce iyi bir adam olman gerektiğini düşünüyorum ve Allah'a bir şükür yastığa böyle kafamı koyduğumda da vicdanen o kadar rahat ve huzurluyum ki herhalde bana başka bir şey de istemem. Bana yani sürekli şundan bahsediyorsun. Bir kere açgözlü bir insan değilsin. Hiç. Bunu biliyorum. Açgözlü bir insan olmadığın gibi bir yandan da şunları söylüyorsun. Yani İzmir'den bu yana tırmalayarak gelmek. Çok. Bekar evlerinde müzisyenlerle kalmak. Sonra yavaş yavaş kulüp çalışmaları. Ve başına bir sürü şey geldi. Ve bütün bunların üzerine harikulade bir kariyer yaptın. Şu anda sadece şarkı söyleyerek ve şarkı yaparak binlerce kişiyi bir araya topluyorsun. Ve hemen şunu söylemeye başladın. Demeye başladın ki Okan, ben konserleri, şunları bunları bir yerde durduracağım. Hı hı. Çok yakın tarihte, çok genç olduğun evet zamanda ve iki tane çocuğunun da Allah bağışlasın, ondan sonra doğumundan sonra inşallah yeni çocuk da geldikten sonra ve şunları söylemeye başladın. Hemen projelendiriyorsun hayatı ve hemen kısıtlıyorsun. Yani şunu söylüyorsun. Diyorsun ki işte ben konserleri durduracağım. Paraya tamah etmeyeceğim. Evet. Daha az para kazanacağım. Daha çok aileme vakit ayıracağım. Evet. İşte İstanbul'da şu mekanlarda çıkacağım. Bunun dışında hiçbir mekanda çıkmayacağım. Hı-hı. Vesaire. Aslında ya biraz fazla hızlı gitmiyor musun? Biraz yo, yani kendinin ötesinde koşmuyor musun biraz? Yok, sadece onun sebebi anlatayım. Şimdi ben çok geç, tabiri caizse bunu söylüyorum, tanınmak ya da ünlü olmak denir buna. Yani bilinirliğim geç oldu benim. Ben çok önceden beri müzik yapıyorum. Ben müzik yaparken bizim en büyük lüksümüz, benim kız arkadaşımla atıyorum, bir yerde
dilim pizza yemekti yani. Biz hayatımız boyunca 3 üniversiteli arkadaşımız aynı evde yaşarken ev kirasını ödeyebilmek için 30 gün yani 30 gün finalinde hiçbir zaman o ev kirasını denkleyememiştik. İyi hatırlıyorum yani hepsini. Dolayısıyla bir şeylere o kadar çok geç ulaştım ki ve ben ulaştım. Yani kimse bana demedi gel şuradan yürürsen işte yolun kısalacak. Hiç kimse demedi. Tamamıyla kendim kopararak bunu yaptım. Ve dolayısıyla şu an yapmak istediğim şey aslında o gün yapmak istediğim şeydi. Hı. Ben popüler mesela ben müzik sonsuz bir deniz. Ben içinde küçücük bir damlayım. Ama kötü bir damla değilim yani. Ben kendime şahsen müzisyen diyebilirim. Ki sen de beni tanıyorsun abiyi. Birçok enstrüman çalabiliyorum. Naçizane işim şarkı söylemek. Dolayısıyla o dönem kurduğum hayalleri şu an yerine getirebiliyorum. Ne açıdan getirebiliyorum? Mesela az önce bahsettiğin albüm. Müzikal olarak aslında hep yapmak istediğim bir işti. Tamamıyla kafamdakini yapamasam da ona yakın bir şeyler yaptım. Çok da güzel oldu. Ve dolayısıyla yıllardır yapmayı beklediğim şeyi şu an planlamak bana büyük bir haz veriyor. Aslında senin için çabuk geliyor ama benim için o kadar geç gelen bir şey ki bu. Yani ben onu ben 18 yıldır 19 yıldır şarkı söylüyorum. Ve vokal yapmadığım kimse kalmadı neredeyse. Bu müzisyen kardeşlerimin, abilerimin bütün enstrümanlarını kendim kurup soundcheck'ini kendim alabilirim. Yani her konuda kendimi o kadar doldurdum ki şu an aslında yaptığım size hızlı gelen şey benim için o kadar gecikti ki onun için burada çıkmak istiyorum derken gerçekten artık burada çıkmak istiyorum. Orada çıkmak istemiyorsam. Bizden bahsediyor. Evet. Kabar eden. Için. Kabar eden. Evet. Çünkü istediğim bir proje onu yapabileceğim. Elinden sonra bizim Dada'da evet. inşallah beraber olacağız. İnşallah. Onun tabii ki kararına bağlı. Şunun güzelliğine bak. Çok acayip tatlı bir adamsın. Ne zaman bekliyoruz bebeği tam olarak? Temmuz'un sanırım 12'sinden sonra ama 17'si 20'sini geçmez diye tahmin ediyoruz. Evet. Yani doktorun söylediğine göre. Ben de onun yalancısıyım. Peki evde durumlar nasıl? Çünkü şunu merak ediyorum. Ben evine geldiğim zaman da gördüğüm şey çok çalışan bir adam. Ve ona göre planlanmış bir hayat görüyorum senin evinde. Fakat çok değerli bir eş görüyorum sana. Evet. Çok yardımcı olan ve seni her konuda seni yani aslında sana tahammül eden bir kadın görüyorum. Tabii ki çünkü zor bir hayat. Şimdi ben mesela bu önümüzdeki gelen bayramda 7 gün yokum yani. 7 gün konser yapacağım ve 7 gün İçerisinde atıyorum. Arada bir gün molam olduğunda eve geldiğimde bütün organizasyon bana göre oluyor. Geri gittiğimde gece 5'te eve gelsem, sabah 6'da evden gitsem her zaman gidişlerim ve gelişlerimde eşim beni yolcu ediyor. Ve tüm hayat böyle geçtiği için çok özel ve zor bir durum. Yani ben bu kadar başkasına programlanmış bir ömrü seçer miydim bilmiyorum ama ben sizin nezdinizde aşık olduğum kadına teşekkür ederim. <yani. gülüyor> Harikulade bir adam. Çünkü benim gözlerimle gördüğüm şey eşinin sana ne kadar aşık olduğu, senin ona ne kadar çok aşık olduğun ve aslında ben senin gibi hayatının çok şöhretli, çok üretken bir dönemini geçiren insanlarda evliliği aslında sakıncalı buluyorum. Neden sakıncalı buluyorum söyleyeyim. Çünkü o kadar evden ayrı kalman gerekiyor ki, o kadar kendi başına olman, kendi başına üretmen gerekiyor ki, bir yandan bütün bunlara rağmen bir aile hayatını ve iki çocukluğu çocuklara adanmış. Çünkü gençlerde görüyoruz bugün bütün gençlerde çocuk sahibi olan herkes de bu çocuklara adanmış hayatı izliyoruz. Ve bir yandan da bir adanmış hayat yaşamak zorundasın. Bu aslında çok temel bir çelişki değil mi? Yani aslında bakarsanız şöyle o denge yani kendi hayatım için konuşuyorum. Benim evimde ve hayatımda kuruldu. Çünkü benim mesela bir kere müzisyen bir adamın muhakkak üretmek için belirli bir şekilde yani ben mesela birileri yanımdayken bir şeyler yazabilen, üretebilen bir adam değilim. Ya da her müzisyen arkadaşımla bir şeyler üretemiyorum. Mesela çalışmak için stüdyoya gittim.
gittiğimde ben mesela Çağrı ile yalnız kalmayı tercih ediyorum. Biliyoruz. Birlikte müzik yapıyoruz. 3 saat sonra, 3 gün sonra. Ben çok iyi hatırlıyorum. 2 gün stüdyoda oturduğumuzu, hiç orada uyuyup orada uyandığımızı, orada yemek yediğimizi, 2 gün sonucunda, 3 gün sonucunda çıkan şarkıları hatırlıyorum. Yani birazdan söyleyeceğim şarkılardan birçoğunu zaten birlikte söyleyeceğiz. Bunların hepsi bu şekilde çıktı. Eğer birlikte seçeceğiniz, yani ömrü birlikte yaşayacağınız, seçtiğiniz insan size uyum sağlıyorsa bu sıkıntı değil. Ben üretmek ve müziğe ayıracağım zamanla alakalı muhakkak bir özveride bulunan bir eşe sahibim. Ama tabii ki bu böyle devam ederken benim için vazgeçemeyeceğim tek şey de eşim ve çocuğumla geçireceğim zaman. Yani dünyada böyle daha lezzetli kaymaklı ekmek kadayıfı gibi bir şey yani. Yani muhteşem bir şey. Evet. Herkese de tavsiye ederim. I'm